Türkiye dünya bal üretiminde Çin'den sonra ikinci, dünya ikincisi. Ordu'da Türkiye'de birinci. Bizim hem ilçe müdür arkadaşlarla hem bayan arkadaşlarla görüşmek. Bizim arı sütünün değeri 1.4 olması gerekirken 2.1. Yani bu harikulade bir değer. Dolayısıyla biz arı sütünde de Türkiye'de başa güreşiyoruz. Şimdi pazarlama ile ilgili bir fiyat ilgili bir konu var. Hem büyük paketimiz Çin saymadan. İşte bu. Şey görüyoruz. Bu. İşte bu. Bunun işte şöyle bakılsın da. Beyaz. Bu arı sütü. Tamam mı? Bu arı sütü. Bu altından daha kıymetli. Tamam mı? Ve aynı zamanda da ordunun kalkınması için ordulu hanımların emeği var bunun içinde. Yok. Yani biz dışarıdan 21 ton diye sormak istiyorum size. İthalde 21 ton Türkiye'nin ihtiyacı var. Ne kadar üretiliyor Türkiye'de? Tonu bulmuyor şu an. Tonu bulmuyor. Evet. Duman verelim. Şimdi dedik ki bu kadar bal üretiyoruz. Acaba katma değeri yüksek diğer ürünlere girebilir miyiz? Bu noktada en kıymetli ürünlerden bir tanesi arı sütü. Bakın bu elimdeki arı sütü bir teneke, büyük teneke balın yarısı kadar değere sahip ve çok kıymetli. Türkiye bu arı sütünü dışarıdan 21 ton olarak alıyor. Ve biz Türkiye'de dünya ikincisi olduğumuz halde sadece 1 ton kadar üretiyoruz. 1 ton, hatta 1 ton bile değil. Dolayısıyla arada 20 ton sırf Türkiye'nin ihtiyacı için üretme kapasitemiz var. Bu da çok kıymetli bir ürün. Sayısız hastalığa iyi geliyor. Aynı zamanda enerji veren gençler için, yaşlılar için, aynı zamanda yaşlanmayı önlemesi açısından, sporcuların kapasitesini artırması açısından son derece önemli bir ürün bu. Şimdi bizim ordulu hanımlar Gürgentepe'den Gölköy'e kadar, Ulubey'den Aybastı'ya kadar bunu bir takım halinde oluşturduk ve şu anda büyük bir başarı sergiliyorlar. Ve aynı zamanda da hem Türkiye'ye hem de dünyaya örnek olan çalışmaları yapıyorlar. Evlerinde bunları kendileri üretiyorlar ailecek. Ve burada yeni bir üründe Türkiye sahaya çıkıyor. Arı sütü konusunda. Bunun dışında bir de propolis var. Orada da bizim genellikle bunu hiç hemen hemen düşünmediğimiz bir konuydu. Şimdi ona ağırlık vereceğiz. O daha da bol getirisi olan bir konu. Dolayısıyla biz yeni bir sahada dünyaya örnek olmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımızla biraz önce görüştük. Pazarlama ile ilgili konularına biz yardımcı olacağız. Aynı zamanda da kurduğumuz tarım şirketinin ürünlerinden biri olarak da bunu halkımıza sunacağız. Onlar daha fazla kazanç sahibi olacaklar. Bizler de daha sağlıklı olacağız inşallah. ...1.4 olması gerekirken bizimki 2.1. Yani gayet yüksek değerde. Yani bizim ballarımız, bizim ürettiğimiz ballar kalite olarak da çok önemli. Arı sütü üretebilecek bir değere ulaşmış vaziyette. Dolayısıyla dünya çapında da bir değeri var. Bu arıcılarımızın başarısı açısından da önemli. Hanımların ürettiği ürünün, arı sütünün katma değeri açısından da önemli. Bundan dolayı da ayrıca mutluluğumuz çok üst seviyede. İnşallah arı sütünde yeni bir sahaya açılmış olacağız. Türkiye'de örnek olacağız. Buradayız.